Evet, bugün bir takım insanların ortaya attığı sapkın bir düşünce olan hadis inkarcılığını konuşacağız. Mesela diyorlar ki ya 1,5 milyon hadis olur mu? Bu hadislerin hepsi uydurmadır. Farklı farklı düşünceler ortaya atıyorlar. Biz sadece Kur'an'ı baz alırız. Kur'an haricinde hiçbir şey kabul etmeyiz. Ve bunu söyledikleri zaman bir takım kardeşlerin kafaları bulanmaya başlıyor. Şimdi biz bugün bakacağız bu insanların bu söyledikleri doğru mu? En başta 1,5 milyon hadis dedikleri bir kavram aslında bizim kaynaklarımızda böyle bir şey yok. Bizim kaynaklarımızda şu ana kadar en fazla hadis bilen, hadisleri hıfzeden İmam Ahmed bin Hanbel olduğunu biliyoruz. Yani 1 milyon hadisi hıfzettiğine dair bizim kaynaklarımızda var. Bugün şunu söyleyebiliriz. Bu düşünceyi ortaya sunanlar, bu hadisler uydurmadır, hadisler güvenilir değildir, sadece biz Kur'an'ı baz alırız diyen kişiler aslında hadis ilmiyle alakalı en ufak bir bilgileri yok. Çünkü neden? Hadis dediğimiz zaman iki şey var. Birincisi hadisin senet kısmı, diğerisi de metin kısmı. Metin kısmı zaten hadisin okuduğumuz kısım oluyor. Senet kısmı da hadisin altında yazan raviler, yani onu aktaranlar, hadis kitaplarında bulunduranlar. Şimdi biz bunlara şöyle bakmamız lazım. Diyelim ki senet kısmında veyahut da metin kısmındaki ufak değişiklikler hadisin sıhhatini bozmuyor. Hatta bununla beraber hadisin sayısını çoğaltıyor. Yani örnek verelim. Senet kısmındaki farklılıklar, çokluklar o hadisin sayısını çoğaltıyor. Mesela örnek veriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Her kim benim adıma yalan söylerse diye bir hadisi var. Bunun 89 tane farklı ravisi var. Bu demek oluyor ki bu hadis 89 tane ayrı hadis olarak kabul ediliyor. Ameller niyetlere göredir dediğimiz ve birçoğumuzun bildiği bir hadis var. Bu hadis 700 tane farklı raviden naklediliyor. Yani 700 tane farklı ayrı ayrı hadis olarak kaynaklara geçiyor. O yüzden bugün hadis sayılarının çokluğu bundan kaynaklanabiliyor. Daha sonrasında biz zaten bunları ekleyeceğiz. Mesela metin deki değişiklikler nasıl olabilir dediğimiz, değişiklik varsa o zaman hadiste sıkıntı vardır diye bir düşünce geliyor. Aslında bu olmaması lazım. Bunu birazdan bakacağız. Şimdi bugün bizim aklımıza oturtacağımız birkaç tane mesele var. Hadisler gerçekten var mıdır? İnanmalı mıyız? Ve bununla beraber hadislerin doğruluğunu biz nereden bileceğiz? Yani tamam, evet biz bugün bir hadis okuduk ama bunun doğru olup olmadığını veyahut da ben de bununla amel etmem gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye biz bu olaya nasıl bakacağız? Ve bununla beraber birçoğumuzun karşılaştığı, hatta bu hadis inkar öne sürdüğü bazı hadisler insanın ilk başta aklına uzak gibi gelebiliyor. Yani ya acaba Efendimiz bunu söylemiş midir? Ya bu bugün sence bilimle biraz çelişmiyor mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylemiş olamaz diye bazı düşünceler gelebiliyor. Böyle bir hadisle karşılaştığımızda biz ne yapacağız? İlk başta ona bakacağız. Şimdi en başta şunu biz oturtmamız lazım. Elimize gelen bir sahih bir hadiste eğer ki biz bunu inkar ediyorsak, yani bence bu güvenilir olmayabilir diyorsak, bugün hiçbir tarihi bilgi kabul etmememiz gerekiyor. Çünkü hadislerin aktarımında ananeli sistem dediğimiz bir sistem var. Yani bu ananeli sistem dediğimiz sistem nasıl oluyor? Mesela örnek veriyorum. Ananeli sistem dediğimiz sistem hadisi aktaran ravilerin, bunu bizlere aktaran kişilerin, alimlerin kitaplarını alan zatlar o hadisi kim aktardı, ondan ona kim aktardı diye o silsileyi ele aldıkları bir silsile var. Yani hadisi o söyledi, o ondan aktardı, o ondan aktardı dediğimiz bir sistem. Ya düşünsene, en ufak aktarım yerlerinin dahi kayıta alındığı bir hadis, biz bugün nasıl oldu da güvenmiyoruz diyebiliriz. Eğer ki bu sisteme dahi biz güvenemiyorsak, ki ananeli sistem bir tek tarihte hadis aktarımında kullanılmıştır, bu sisteme güvenmiyorum, bu sistemde sıkıntı olabilir dediğimiz zaman bugün hiçbir tarihi bilgi biz kabul etmemiz lazım. Şimdi geçiyorum. Mesela hadisler gerçekten bizim için gerekli mi sorusuna ilk başta şunu sormak istiyoruz. Veyahut da hadisleri ben kabul etmiyorum diyen bir insana şu soruları sormamız lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim namaz kılın diyor. Peki nasıl kılacağımızı anlatıyor mu? Veyahut da şu soruyu sormamız lazım. Bugün aynı kıldığımız gibi namazı tam hareketleriyle ince ayrıntılarına kadar Kur'an-ı Kerim'den çıkarabiliyor muyuz? Veyahut da Kur'an-ı Kerim bize tavaf edin diyor ama kaç defa tavaf ettiğimizi yazıyor mu? Kur'an-ı Kerim bize hac yapın diyor ama haccı nasıl eda edeceğimizi yazıyor mu? Peki biz bunları nasıl yapacağız? Bizler aslında hadisleri kabul etmezsek, yani hadisleri hayatımızdan çıkarttığımız zaman bugün yaşadığımız bir İslamiyeti taşıyamayacağız. Zaten aslında bu kişilerin istedikleri bu. Yani bugün yaşadığımız
İslamiyet'i tam manasıyla yaşamamız. Şimdi gelelim olaya. Bizler hadisin doğruluğunu nereden bileceğiz? Yani hadisin temelini nasıl anlayacağız? Şimdi ona bakacağız. Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa kat'idir. Yani üstad diyor ki eğer ki diyor sana diyor önüne gelen hadis tevatür suretindeyse ve büyük alimler o hadisi kitaplarını aldıysa yani bu hadis tevatür suretindedir diyorsa bu kat'idir. Yani tevatür suretindeki mana yalan söyleme ihtimalinin olmayacağı bir toplumu hadisi aktarması demektir. Eğer ki tevatür de diyor üstad iki kısımdır. Biri sarih tevatür. Sarih tevatür hadisi aynı bir şekilde aktarılması demek. Yani yalan söyleme ihtimalinin olmayan bir toplumun hadisi aynı bir şekilde aktarması. Daha sonra biri manevi tevatürdür. Yani tevatürün ikinci kısmı da manevi tevatür olur. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sukutidir. Yani sukut ile kabul gösterilmiştir. Yani mesela örnek veriyorum. Biz 10 kişi bir yere gittik ve bir mesele yaşadık ve geriye döndüğümüzde başkalarına ben o meseleyi anlatırken diğer yanımdakiler müdahale etmiyorsa yani benim sözümün üzerine bir şey söylemiyorlarsa yani sukut ederek beni tasdik ettiklerini gösterir değil mi? Ve bununla beraber ikinci kısım tevatürü manevi şudur ki bir hadisenin vukuuna mesela bir kıyıya tam 200 adamı tok etmiş denilse ki böyle hadiseler var mı? Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugüne kadar nakledilen birçok hadisi var değil mi? Birçok sahabe efendilerimizi işte doyurdu, susuzluğunu getirdi diye birçok hadisler var. Bak fakat ona haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyorlar. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku mütevatiri bil manadır, kat'idir. İhtilafı suret ise zarar vermez. Yani örnek görüyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerdeki gösterdiği bir mucize. Mesela bir orduyu parmaklarından akan sularla o ordunun susuzluğunu gideremesindeki bize aktarılan hadiste. Mesela bir sahabe efendimiz işte diyor ki falanca zamanda falanca bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarından su akılmasıyla 200 tane askeri, 200 tane sahabe efendimizin susuzluğunu giderdi diye bir hadis aktarıyor. Ama başka bir sahabe efendimiz de diyor ki aynı şekilde aynı yerde aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 150 tane sahabe efendimizin susuzluğunu giderdiğini söylemesi. Buradaki farklılık nedir? O iki sahabenin sayılarda yani rakamlarda yani aslında teferruatlarda farklılığa gelmiş. Bu neyden kaynaklanır? Mesela oradaki o sahabe efendimiz oradaki o sahabe efendilerimizi sayarken veyahut da oradaki duyduğu rakam farklı olması. Diğer sahabe efendimizin oradaki sahabe efendileri sayarken bazı da belki birkaç tanesinin gözünden kaçırması veyahut da farklı sebeplerden dolayı bazılarının görmemesi o ikisi arasındaki teferruattaki farklılık oluyor. Ama biz olayı bu yönden değil de olayın temeline bakmamız lazım. Yani olayın temelinde ikisi de aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucize göstermesi ve bu mucizesiyle bütün orduyu, susuzluğunu gidermesi olması. Yani o yüzden temelde bir değişiklik yoksa, yani ufak tefek teferruatlarda bir değişiklik varsa bu iki hadis de kat'idir ve doğrudur ve sahihdir. Biz de bunu kabul etmemiz lazım. Bak devam edelim. Hem bazen olur ki haberi vahid. Yani tek kişinin aktardı. Yani biz mesela bir hadis aktarıldığı zaman hadisin altında birçok ismi görebiliyoruz. Ravilerini birçok farklı kişi görebiliyoruz. Ama bazı hadislerin altında bir bakıyoruz ki tek bir kişi aktarmış. Ve üstad diyor ki hem bazen olur ki haberi vahid bazı şeriat dahilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haberi vahid harici emarelerle kat'iyeti ifade eder. Yani diyor ki üstad bazı hadisler öyle kişiler aktarır ki mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi örnek veriyorum Hazreti Ömer Efendimiz gibi Hazreti Ali Efendimiz gibi Hazreti Osman Efendimiz gibi bazı üstün sahabeler tek olmasına rağmen bir hadise aktarması o hadisin zayıf olduğu manasına değil aksine tevatür gibi kat'i ve doğru olduğu manasına gelir. Bazı hadislere baktığımızda altında çok fazla isim görmesek dahi çok fazla ravi görmesek dahi o hadisi tam manasıyla kabul etmemiz lazım. Şimdi mesela olayın temelini birazcık anladık. Şimdi olayın hakikatine bağlayacağız. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bize naklonulan mucizatı ve delail-i nubuvveti kısmı azamı tevatürledir. Ya sarihi, ya manevi, ya sukuti ve bir kısmı çenden haberi vahittedir. Evet yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen hadisler geneli böyledir. Yani bu anlattığımız gibi ya belki ufak tefek teferruatlarda bazen rakamlarda temelini bozmayan hadislerdir. Veyahut da sukut görmüş hadislerdir. Veyahut da haberi vahit dediğimiz tek kişinin aktardığı hadislerdir. Fakat öyle şerait dahilinde nakkat-ı muhaddisinin nazarında kabule şayan olduklarından sonra tevatür gibi kat'i
hassasiyeti ifade etmek lazım gelir. Ha, yani hadis alimlerinin kendi eserlerinde yazdığı, yani bizlere naklettiği hadislerin hepsi kesinlikle tevatür suretinde, yani hepimizin tam manasıyla inanacağı, kesinlikle tereddüte düşmeyeceği hadisler olarak kabul etmemiz lazım. Şimdi peki akılda bir soru oldu. Ya neden? Hani neden böyle düşünmemiz gerekiyor? İşte neden, örnek veriyorum, İmam Buhari, diğer alimler, İmam Müslim gibi diğer alimlerin bizlere aktardıkları hadisleri biz niye kesinlikle kabul etmemiz lazım? Bak üstad diyor ki evet, muhaddisin muhakkiklerinden el hafız tabir ettikleri zatlar lakayet 100 bin hadisi hıfzlarını almıştır. Yani bugün hadis ilminde ileriye giden zatlar 100 bin hadisi hıfz edip el hafız tabirini alıyorlar. Yani ilk başta bu ilime başlaman için bir hadis aktarımı, bir hadis toplama, hadis ilminde ileriye gidebilmen için 100 bin tane hadisi zaten hıfz etmen gerekiyor. Bak binler muhakkik muhaddisler, hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttaki muhaddisler ve başta Buhari ve Müslim olarak kütüb-ü sitte-i hadise sahipleri olan ilmi hadis dahilleri, allameleri tashih ve kabul ettikleri haberi vahiy tevatür katiyetinden geri kalmaz. Yani üstad diyor ki bu alimler öyle bir zatlar ki hepsinin en az 100 bin tane hadisi hıfz ettiklerini biz görüyoruz. Ve bununla beraber yatsı namazını abdestiyle sabah namazını kılıyor. Ve bu arada öyle senin benim gibi böyle boş vakit geçirmiyorlar. Sabaha kadar takva kasıyorlar, sabaha kadar ilim talep ediyorlar. Cenab-ı Allah'ı zikrediyorlar. Yani hayatları tamamen bu olay üzerine kurulmuş. Evet, fenni hadisin muhakkikleri, nakkatları o derece hadisle hususiyet peyda etmişler ki, yani hayatlarında o kadar çok hadislerle iştigal olmuşlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine ve uslubu alisine ve sureti ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki. Hadislerle o kadar çok uğraşıyorlar, o kadar çok iştigal ediyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hareketlerini, o tavırlarını, o sözlerini, o mimiklerini, hani hayatındaki o her şeyi o kadar çok hayatlarına geçirmişler. Yani o kadar çok meleke kesbetmişler ki 100 hadis içinde bir mevzu görse mevzudur der, bu hadis olmaz ve peygamberin sözü değildir der, reddeder. Sarraf gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas etmez. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar çok tanımışlar ki, yani birçok hadisin içerisinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmayan bir metni hemen anlayabiliyorlar, hemen görebiliyorlar. Yani o kadar çok meleke kesbetmişler. Ya bu zatlar öyle zatlar ki bizim okuduğumuzda ya bu işte doğru değildir diye inkar ettiğimiz bir hadisi bize aktaran zatlar o kadar ileriye seviyeye gitmiş zatlar ki, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belki dünya gözüyle görmeseler dahi onun hal ve hareketlerini, tavırlarını tam manasıyla benimsemişler. Bize aktardıkları hadisleri inkar etmemiz biraz gülünç seviyeye geliyor. Çünkü mesela İmam Buhari'ye biz baktığımız zaman 600 bin tane hadisi hıfz etmiş ve bununla beraber 18 yaşında Et-Tarihül Kebir diye bir eser yazıyor. Yani bu eserin içerisinde toplam eser 12 ciltten oluşuyor ve bu eserin içerisinde 18 bin tane hadis ravisinin hayatlarını ele alıyor. Yani bu eser rical eserlerinin arasına giriyor. Yani bakıyorsunuz rical eserleri dediğimiz, rical kitapları dediğimiz kitaplar sadece hadis aktaran ravilerin hayatları ele alınıyor. Ya bakıyorsun bu kadar ince bir sistem üzerinden hadisler aktarılıyor. Bu rical kitapların içerisinde bu ravilerin hayatları ele alınıyor. Yani bu kişiler hiç yalan söylemişler mi? Çevresindeki insanlar bu kişiler için ne söylüyor? Bu kişiler Kur'an'la iştigallerine kadar, hadislerle iştigallerine kadar bu kadar ince bir mesele olarak gördüklerinden dolayı sadece tamam ben hadisi duydum, bunu eserime yazıyorum değil. O hadisi aktaran kişi ne kadar güvenilir bir kişi olduklarına dair ellerinde delilleri var. Yani bu adamdan ben hadis alabilir miyim? Bu adam nasıl bir adam? Güvenilir bir adam mı değil mi diye adamlar eser yazıyorlar. Bu kadar ince bir sistemde gidiyorlar. Ve bununla beraber bu insanlar o kadar ilim seviyede ilerlemiş insanlar ki. Mesela İmam Buhari hadis toplamak için Şam'a gidiyor. Tabii kendi gitmeden önce bir namı gidiyor. Oradaki alimler İmam Buhari geleceğini öğrenince kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki ya bu gelen zatı biz bir test edelim. Bu hadisleri toplayan bir kişi nasıl güvenilir mi? Ve kendi aralarında anlaşıyorlar. 10 tane alim toplanıp diyorlar ki İmam Buhari'ye biz 10'ar tane hadis söyleyeceğiz. Ve 10'ar tane hadisin her birisinin işlerinde ufak değişiklikler yapacak. Mesela ravilerinde ufak değişiklikler yapıyorlar. Mesela aradaki ravilerden bir tanesini çıkarıyorlar. Onun yerine o ravinin, örnek veriyorum, kardeşini, çok yakın akrabasını veyahut da bir arkadaşını ismini
koyuyorlar. İmam Buhari geldikleri zaman münazara başlıyor. Bütün 10 tane alim 10'ar tane hadisten yani toplam 100 tane hadisi sırasıyla İmam Buhari'ye soruyorlar. Ve İmam Buhari her hadisin sonunda bilmiyorum diye bir cevap veriyor. Diğer bütün alimler şaşırıyor. Hepsi hadisleri sormayı bitirdikten sonra İmam Buhari en başa dönüyor ve diyor ki sen burada bu hadis söyledin, burada ravisini bunu söyledin, senin söylediğin budur, doğrusu da budur diyor. Ve toplamında 10 alimin sorduğu 100 tane hadisi yanlışlarını söyleyip ve onunla beraber doğrularını ona aktarıyorlar. Şuradaki düşünceye bak ya, biz daha burada 10-20 tane hadisi ezberleyemezken İmam Buhari o an onların söylediği yanlış hadisleri ezberliyor ve bununla beraber onlara doğrularını sırasıyla beraber söylüyor. Daha sonra bak mesela geçelim İmam Buhari'nin Sahih Buhari kitabının bu ünvanı almasında ilk başta İmam Buhari bu eseri yazıyor. Ve daha sonra o zamanki o münafık tayfa İmam Buhari'nin bu eserini ortadan kaldırıyorlar. Çalıyorlar, yok ediyorlar. Ve daha sonra İmam Buhari bu eserin aynısını bir daha yazıyor. O zamanki münafık tayfa diyor ki işte diyor tamam elimize fırsat geçti. İmam Buhari'nin karşısına bu eseri çıkaralım. Bakalım arasındaki farkları görelim ve herkes gör. Ve oradaki o ikinci kitabı yazdıktan sonra İmam Buhari eski kitabını ortaya çıkarıyorlar ve bakıyorlar ki en ufak bir farklılık daha yok. İşte o zaman diyorlar ki tamam İmam Buhari sahihdir. Ya bizler daha bugün 10-20 tane hadise ezberleyemezken, Kur'an'ı daha doğru düzgün anlamaktan ziyade okuyamazken bizler bugün bu büyük zatların bizlere aktardıkları bu hadislere ya ben yalanlıyorum da ya ben inanmıyorum demesi çok gülünç bir seviye oluyor. Şimdi mesela bununla beraber şöyle bir şey var. Tamam madem bu zatlar bu hadisleri nakletmişler. Tamam biz buna inanıyoruz ama bazen bazı hadislerde karşılaşıyoruz. Ya bu hadislerde insan bazen kuşkuya düşebiliyor. Zaten bu kuşkuya insanın aklını soru işareti getiren hadisleri de işte bugün bu inkarcı sayfa ortaya sunuyor. İnsan diyor ki ya acaba bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olabilir mi? Ya acaba bugün bu hadis bilimle çelişmiyor mu? Veyahut da işte bu hadisin hükmü nedir denildiği zaman hemen insanlarda bir kuşku oluyor. Bak Üstad Hazretleri aslında bunu bir cümle öyle özetliyor. Diyor ki o aklın hilafı hakikat gördüğün bir hadisin inkarına kalkışma. Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri var de ilişme. Ya biz hemen o olay işte ya bu doğru değildir, ya bu hakikat değildir, ya bu zayıf hadistir deyip hemen yalanlamaya gidiyoruz. Ama belki de bilmiyoruz ki o hadisin hakikatini. Bazı meselelerde aklımıza soru işareti takıldığı zaman ya olayın hakikatini tam manasıyla anlayamadığımız zaman hemen o hadisin teviline, tefsirine bakıp ondan sonra o hadis hakkında yorum yapmamız lazım. Biz olayın hakikatini anlamadan direkt ya bu hadis değildir, bu sahih değildir diyemeyiz. Çünkü bak İmam Ebu Hanife diyor ki sünnet olmasaydı biz Kur'an'ı tam manasıyla anlayamazdık. Yani hadisleri biz hayatımızdan çıkarttığımız zaman bugün iman ettiğimiz Kur'an'ı anlayamayacaktık. Hayatımızda yaşadığımız İslamiyet'i tam manasıyla yaşayamayacaktık. O yüzden hadisleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini biz hayatımızda direkt haline getirmemiz lazım.